بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يخطرون. صدق الله العظيم. Vesvese ile alakalı bir yer okuyacağım. Vesvese acayip bir şey. Psikolojik panik, panik atak, depresyon, uyuyamıyorum, canım sıkıldı, kendimi kötü hissediyorum, göğsümde ateş var, başım dönüyor, vücudumda dolaşan ağrılar, belli olmayan, tanı yani teşhis konulamayan hastalıkların temeli bu. Asrın bir belası yani. Mesela şöyle hemen başlayayım. Ayağı yok adamın. Tekerlekli araba çare. Adamın gözü yok ama sopa çare. Konuşamıyor, el hareketleri çare. Ama psikoloji gitti mi hepsi duman oluyor. Hiçbir çaresi yok. Hepsi gidiyor. Sebebini söyleyecek şimdi. Yani bu vesvese, evham, panik. Onlar nereden kaynaklanıyor? Ondan biraz bahsedeceğim yatsıya kadar. Notlar da aldım kısaca. Çok böyle şey öğrenelim diye. Vesvese marazdır, hastalıktır. Bir hasta, manevi bir hastalıktır vesvese. Vesvese neye benzer biliyor musun diyor. Musibete benzer. Ne özelliği var musibet? Emnet verdikçe şişiyor, emnet vermesen sönüyor. Yani Allah Allah ne oldu ya? Allah olmaması lazım. Bu nereden geldi ya? Ne ele gamaktı? Dediğin anda o kuvvet buluyor. Dağın tepesinde bir tane kar topu yapsan, yukarıdan aşağı bıraktığın zaman katlanarak çoğalır o. Ona benziyor. Emnet versen şişer, emnet vermesen söner.
Ama bir güneş çıktığı zaman o kar, kocaman bir kar paketine hemen suya dönüşüyor. Güneşten kasıt ilim. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Yani ilim onu ortadan kaldırıyor. Ama hangi ilim? İnsani ilim. Yani insan kendisini tanıdıkça tesiri kalmıyor. Sahabe çok orijinal, bugün bir de taze okudum. Sahabe soruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Çok ben de güldüm yani. Sahabe soruyor, ya Resulallah, size şeytan vesvese vermiyor mu diyor. Tamam. Diyor ki, şeytan bana vesveseyi veriyor ama diyor, ben almıyorum diyor. Anlıyor musun? Yani iman. İman arttıkça, imanı böyle bir anlayış, farkındalık, tarafkirlik zannetmeyin bu. İman enerjiye benziyor. Var yani, vücudu haricisi var. Enerji, elektrik gibi. Tamam. Elektrik gibi güçtür bu. Elektrik süpürgeyi de çalıştırıyor. Buzdolabını da çalıştırıyor, soğutuyor. Elektrik ocağını da çalıştırıyor. İman böyle bir şey. Her şeyi çalıştırıyor. Ha, mesela adam imanı zayıf veya imanı yok. Bütün bu Rize'yi versen memnun olamaz. Huzurlu da olamaz. Ama iman girdi mi öyle bir tatmin oluyor ki Allah'a teslim, tevekkül, itimat ediyor. Bak iman arttıkça Allah'a itimat, teslim, tevekkül artıyor. Ha, itimat şu. Madem beni yarattı, benim rızkım da, ömrümün uzunluğu da, kısalığı da, kanser mi olacağım, ne olacağım, beni ilgilendirmiyor. Ben kendi işimi yapıyorum. Yani gemiye bindin mi, sırtındaki çantayı bırak üzerine otur. Yani gemide, hem gemide bulunuyorsun hem sırtında çanta taşıyorsun. Ya bıraksana oraya ya. Ona itimat et. O gemiye itimat et. Ya ben o kadar kuvvetli değilim. Yani böyle iman artsa oluyor mu? Bunu Filistin hareketini güçlü isimlerinden bir tanesi Şeyh Yasin var. Şeyh Yasin. Rahmetli, belden aşağı felçti. Ona bir soru sordular da cevabı çok orijinaldi. Dedi ki efendim diyor, siz şuurlusunuz diyor. Dirayetlisiniz ama Filistin halkı bu kadar güçlü mü ki yani? Nasıl olacak diye. Aynı bu sorunun bununla alakalı bir cevap da onun için söylüyorum. Dedi ki imanla alakalı. Bir gemi diyor, gemi fırtınaya tutulsa oradaki yolcuların hepsi cesur. Hepsi kahraman olsa ama kaptan cesur değil. İşi de bilmiyorsa bir işe yarar mı diyor. Ama kaptan cesur ve işi biliyorsa bütün o gemi yolcuları cahil olsa, korkak olsa gene bir zarar olmaz. Önemli olan liderdir diyor. Lider. Lider cesur oldu mu? Bazılar şunu da soruyor. Ya Türkiye'de bu insanlar nasıl düzelecek, ne olacak, nasıl olacak? Sağlam bir lider oldu mu? Aynı bunun cevabı da aynı bunun gibi. Yani geminin kaptanı cesur ve bilgili ise yolcular cahil ve cesur olmasa da önemli değil. Limana gider o. Bedende ise iman artarsa diğer duyguları da aynı böyle sürüklüyor. Vesvesenin iki kanadı var. Bir geçmiş, bir gelecek. Gelecekten korku olmaz. Geçmişten korku olmaz. Geçmiş, keşke ve elemler var. Keşke demeseydim. Naelepti, yapmasaydım. Geçmiş hep keşkelerle dolu, mezarlık gibi. Geçmişten elem alır, yaptığı hatalardan dolayı. Gelecekten kaygı, endişe duyar, korku duyar. Gelecekten sebebi, imanın iki tane kanadı var imanın. İman hem nurdur, hem kuvvettir. İman kuvveti olması, geçmişimizi tövbe ve istiğfarla tamir ediyor. İmanın nurlu olması, önündeki mezarlığı ve sonsuz hayatını o aydınlatıyor.
Şimdi ben devam edeyim. Vesveseye büyük nazarıyla bakarsan büyür, küçük görsen küçülür. Emniyet verirsen büyür, emniyet vermezsen söner. Vesveseden korkarsan ağırlaştırır, hasta eder. Korkmasan hafif olur, ufak bir şeyle mafi kalır, böyle yok olup gider. Onunla alakalı yerler okuyacağım size. Mahiyetini bilsen, tanısan gider, tanımasan yerleşiyor. Onunla alakalı birkaç tane misal vereyim. Mesele vesvese olsun, diğer hastalıkların temeli olsun, insan kendisini tanımıyor. Bak, hepsinin sorunun cevabı tek. Niye namaz kılmıyor? Niye faiz yiyor? Niye vesvese ağırlaştırdı? Niye ölüm korkusu o kadar var? Niye ikide bir bedeni putlaştırmışız, en ufak bir şeyle duyarlıyız bu bedene? Hepsinin temelinin cevabı şu: İnsan kendisini tanımıyor. Kendisini tanısa kendisine değer verir. Kendisine değer vermenin alameti de öyle basit şeyleri hayatın harcamaz. Hayatınızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Niye bu kadar değerli hayatı vermiş Allah? Çünkü değerli şeyi alın diye. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Şimdi ona geçeceğim. Kendini üçe ayır. Kendini üçe ayır. Odun gibi düşünün, odun. Odunun içerisinde duman var. Odunun içerisinde nur var. Dumanla nur, ışık ikisi zıt. Ama odunda beraber. Dumansız odun düşünemezsiniz. Şeytansız da insan olmaz. Odundan kasıt bedendir. Odundaki dumandan kasıt şeytandır, nefistir. Odundaki nur, ışık, ruha benzer, imana benzer. Ama bazı odunlar ıslak olduğu için dumanı çok çıkar. Bazısı kurumuş olursa duman az olur ama gene olur. O güneş de ilme misal, ilim. İlim arttıkça odun kurur, vesvese az olur. Ha? Mesela dün akşam burada söylemiştik. Müslüman ölmüyor, teris oluyor. Kafir ölüyor. Çünkü küllü nefsin zâikatül mevt diyor. Küllü ruhun demiyor. Yani her nefis ölümü tadacaktır. Her ruh tadacaktır demiyor. Nefis budur. Bu toprağa girecek. Eğer bunu esas alıp bunu yaşarsa insan elbette ki ölecek. Bu ölecek. Ama insan kendisini bedenle değil de insan nedir deyince bedeni değil ruhu esas alıyorsa ruh zaten teris oluyor. Şöyle örnek vereyim. Bir ağaçta kuş otursa, büyük bir alimin sözüdür bu. Bir ağaçta kuş otursa, dala konsa, altta da bir tane zenci, bir tane de beyaz bir adam ağacı kesse, har har har, eski bişkiler var diye böyle dişti, kesse, o hızar ağacı kestiği zaman ağaç devrilince kuş ne olur diye alim sormuş. Kuş uçar gider diyor. Değil mi? O ağaçtan kasıt bedendir. O beyaz adam, siyah adam gece ve gündüzdür. O biçkinin desterisi de zamandır. Zaman. Hırt hırt. İmam-ı Gazali der ki, şu saat sesi var ya, saat sesi. Tık tık tık. Saat sesi değil o diyor. Mezara giderken ayağının sesidir diyor. Bir daha, saatin tık tıklaması diyor, saatin sesi değil o diyor. Sen diyor mezara yürürken ayağının sesidir o diyor. Mezara doğru gidiyor insan. Şimdi beden ağaca benzer, kuş ruha benzer, beyaz adam, siyah adam da gece gündüze benzer, Hızar da zamana benzer, ömrü tırpanlıyor, bitiriyor. Ağaç devrilince kuş nereye gider? Başka bir yere konar. Kuşta maksat ruhtur. Ağaç devriliyor, kuş devrilmiyor. Ölen nefis imiş. Aşıklar ölmez demiş aşık. Ruhla alakalı. Yunus demiş değil mi?
Kendini üçe ayırırsan sıkıntından kurtulursun. Bir, odun olarak kabul et. Odunda duman var. Bende niye bunlar oluyor? Odunu dumansız düşünemediğin gibi insan da şeytansız olmaz. Hiç böyle hayvanların vesveseli olduğunu gördünüz mü? Sığırın. Yok. Hayvanlara ve meleklere vesvese olmaz. Çünkü şeytan musallat olmaz. Peki insana niye musallat oluyor? İnsan hayvanın da melaikelerin dahi cemidir. Toplamıdır, hulasasıdır. İnsandan daha değerli hiçbir şey yoktur. Ondan deniliyor ki kendi nefsini tanıyan Rabbini tanır diyor. İlk önce kendimizi tanıyacağız ki onunla tanımamız gerekeni tanıyalım. Hadisti. Men arafe nefsu fakat arafe rabbehu. Nefsini tanıyan Rabbini tanır diyor. İlk önce kendine pergele koyacaksın. Kendini ne kadar tanıyorsan o kadar anlam veriyorsun. Kendi kıymetini bilince basit şeyleri gaye yapmazsın. Ya. Bir örnek vereyim. Şeytan sana şeytanını yaparken seni bilgilerini kullanıyor. Namazda duruyorsun. Ne getiriyor sana? Seyrettiğim şeyler geliyor. Ve seyrettiğim şeyler getiremiyor ki. Namazdayız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir sürü şey geliyor. Bak bakalım yapmadığın şeyler mi onlar? O zaman şeytan hariçte ne arıyorsun? Benim yaptıklarım şeytan zaten. Anlıyor musun? Zıttını getiriyor. Şimdi İmam-ı Azam'a gelmiş adam bir tanesi demiş ki ben demiş sefere çıkmadan önce paramı bir yere sakladım ama şimdi unuttum bulamıyorum demiş. Ne yapayım? İmam-ı Azam demiş ki samimi olarak sen demiş sabaha kadar iki rekatta bir selam ver namaz kıl diyor. Sabahleyin namazda gel ben sana yerini söyleyeceğim diyor. E bu para da yani can değil ki veresin. Mecburi para için adam Allahu Ekber, Allahu Ekber. Baktı ki şeytan bu sabaha kadar namaz kılacak. Şeytan namazda dedi ki falan yerde dedi. Çünkü şeytanın derdi para değil, namaz kılması yeter ki. Adam parayı bulduktan sonra yattı aşağıya namazda kılmadı. Çünkü şeytan kıymetli şeye musallat olur. Hiç siz arının pisliğe, sineğin güle konduğunu gördünüz mü? Konmaz. Peki şeytan kime vesvese veriyor? Mesela diyor ki imanın yok diyor. İmanlıya diyor onu. Peygamberimiz Aleyhisselam'a sormuşlar. Ya Resulallah imanla alakalı vesvese geliyor diyor. Kamil bir imanın alametidir diyor. Hırsız boş eve girer mi? Girmez. Şimdi imanın yok. Alman gavuruna söyler mi? Gider iman ederdi adam. Onun için demez. Kime söyler? İmanlı olana der ki imansızsın, imanın gitti der. Abdestli olana der ki abdestin yok der. Abdestin yok diyorsa alma abdesti. Çünkü şeytan tasdikli abdestin var. Bir gün Hollanda'ya gidiyorum. Uçakta böyle bir uyku gibi hal aldı bende. İndim ama öğlen geçecek. Pasaport dairesine girmeden falan dedim. Şimdi öğleni kılayım dedim farz ama. Acaba abdestin var mı yok mu? Şimdi nasıl anlayacağım abdestin var mı yok mu? Çünkü orada abdest alacak halim yok. Geçecek de bekledim ki bir vesvese gelsin. Bekliyorum. Vesvese gelse abdest almayacağım, namaz kılacağım. Çünkü vesvese vara musallat olur. Sinek pisliğe, arı çiçeğe geliyor. Şeytan da vesvese vara musallat olur. İmanın varsa imansızsın diyecek. Abdestin varsa abdestin yok senin canım. Sen uyudun diyecek. Ben de o zaman kılacağım. Olan dedim bir vesvese gelse. Baktım ki içeriden ben o kadar aptal değilim dedi. Hiçbir şey demiyorum dedi. Mecbur abdest aldım. Eğer vesvese gelseydi kesin inanın bana abdest almayacaktım. Gelmediği için aldım. Çünkü mantığı şöyle mantığı. Şeytan vara musallat olur. Bir tane sefiye dinle imanla alakası olmayana mezara gireceksin ha şöyle olacak böyle olacak der mi? Kendisinden zaten. Hiçbir şey demez. Adam hiç endişe de etmiyor. Şimdi bir başka bir örnek veriyorum. Aynayı düşünün, aynayı. Tamam? Aynanın karşısında yılan olsa, yılan aynada gözükür mü? Peki aynadaki yılan ısırır mı? Karşıda pislik koysak, pis. Aynada pislik gözükse, ayna pis olur mu?
Senin hayaline gelen de o pis hatıralar seni pisletmiyor. Senin imanına da ısırmaz. Bediüzzaman Hazretleri misalidir o. Diyor ki, aynada gözüken yılan ısırmaz, aynada gözüken pislik pisletmez, necis yapmaz. İnsan hafıza ve hayaline gelen o kötü kötü düşünceler, resimler, manzaralar, sözler de senin imanına, şahsiyetine, kimliğine, kişiliğine dokunmaz. Ayna gibi düşün diyor. Abdestim gitti mi diye vesvese yapılıyor. Şimdi diyor ki fıkıh kitaplarında en çok olan soruları ben canlandırıyorum kısa zamanda ki. Acaba abdestim var mı? Bir sürü şeyler getiriyor. En son neyi hatırlıyorsunuz abdeste? Acaba gitti mi? En son hatırladığın şeyi ölçü yapın diyor. Mesela şöyle. Ben abdestliydim. Abdesti bozdum ama abdesti bozdum hatırlamıyorum. Neyi hatırlıyorum en son? Abdestli olduğumu. Tamam abdestlisin. Bir daha alma. Peki tersini düşünelim. Abdestin var. Abdestin var ama bozduğunu hatırlıyorsun. Hatırla. En son neyi hatırlıyorsun? Abdest alacaksın. Eğer abdestin var, bizim köyde şu oluyor. Abdestim var ama şüphelendim. Hah, abdestli olduğuna delildir. Şüphelendiğin için zaten. Eğer abdestin olmasaydı şüphelenmeyecektin. Aynı aynı hiç. Hiç yapmayın. İman ne kadar değerli ve kıymetli ki adeta Allah bile, bak iman ne kadar değerli ve kıymetli ki Allah bile düşmanına imanı tasdik ettiriyor, vesvese verir. Yani arı çiçeğe gider, sinek pisliğe konar ya, şeytan da vara hücum edeceğinden dolayı imanı yok demesiyle Allah senin imanını düşmanı ile tasdik ettiriyor. Kamil bir imanın var. Ya peki bunu ne yapacağız, bunu nasıl değerlendireceğiz? Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, ey ashabım, Bedir ve Uhud savaşından sonra diyor, küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. Ya Resulallah, nasıl büyük bu küçük cihat? Başka bir savaşa mı gidiyoruz? Nefisle cihat etmek büyük cihattır. Peki hangisidir? İçimizden söyle, ver ağzını payını, ver, vur işte, verme gibi içeriden dürtüler var ya, bak ona, yap onu gibi dürtüler çıkıp da sen onu söylemesen, yapmasan cihat budur. Tam tersine bak, içimden geçti, günah kazandım. Tam tersine, içinden geçti, yapmadın, sevap kazandın. Çünkü sığır vesvese olmaz sığıra. İnsana olur. İnsan 18 bin alemin hulasası olduğundan her alem kendisini bir şekilde ifade edecek. İnsanda meleklik de var, hayvanlık da var, ağaçlık da var. Bütün özelliğe sahip. Mesela namazda durduğumuz zaman, ayakta dururken kıyama, ağaçları temsil ediyoruz. Rükûya gittiğimiz zaman dört ayaklı hayvanları temsil ediyoruz. Yere yattığımız zaman secdeye yerin altından ve yerde sürünen hayvanları temsil ediyoruz. Sonra tayyatta dönüyoruz. Ettehiyyatü derken ya Rabbi, ayaktayken ağaçları, rüküdeyken hayvanları, yerdeyken yerin altında ve yerde olanların, hayvanların ibadetlerini, zikirlerini ben yapmışım gibi sana takdim ediyorum demektir. Ve bütün mahlukatın temsilcisi oluyor insan. Bütün mahlukatın subaşısı oluyor, çavuşu oluyor, halife yardımcısı oluyor yani. Mümessili oluyor, temsilcisi oluyor. İnsan böyle bir yapıya sahip. Vehim şuna benziyor. Vehim kafada, vesvese kalpte olur. Vehimin özelliği şudur. Olmayan düşünceleri var eder. Olmayan düşünceleri var eder. Vesvese ise eyleme musallat olur. Yani misal vereyim. Bu bana böyle dedi, bunu kastetti. Böyle olursa bu olur, bu var ya şöyledir. Bunu sana söylettiren vehimdir. Bunlar da dışarıdan kafir cinler kulağına üflüyor. Vesvese ise bizzat şeytan üflüyor. Peki
Bunlardan nasıl kurtulacağız ve niye ortaya çıkıyor diye de hem bu sorunun cevabı olsun, hem ahiret nerede onun izahı olsun. Şimdi et vücudumuzda 36,5 derecede sıcaklık var. Niye etimiz kokmuyor? 36,5 derecede eti koysan bir yere, fırında pişmese de et bozulur. Bak, etimiz canlı. Çünkü hayat vardı onda. Şimdi eti kesseniz, ırmağa boşaltsak şu, ırmağa bıraktık eti. Et ne olur? Çürürken bozulur ama kurtlanır. Değil mi? Peki soruyoruz. O kurt etin neresindeydi? Hiç böyle bir sen onu yeseydin kurt yemiyordun. Eti yerken kurt var mı içinde? Yok. Niye bozulurken kurt ortaya çıkıyor? Kurt eti neresindeydiyse ruh bedenin orasında, ahiret de ruhun orasındadır. Şeytan da bizim o aynı ette olan parazitler gibi, kurtlar gibi içimizde duruyor. Ahiret nerede? Kurt etin neresindeyse ahiret de ruhumuzun orasında. Ruh ceset ilişkisini söylüyorum. Et bedene benziyor, kurt da ruha benziyor. Şartla mesela bak, rahmetli yatırdık, öldü. Onun o ölü nasıl dirilecek? Çürüyen insan dirilecek mi? Çürüyen et kurt çıkmıyor mu? O et çürümeseydi kurt çıkacak mıydı? Çıkmayacaktı. Daha önce yatıyorum bak. Et çürüt onu, kurt çıkar. Kurdu öldür, parazitler çıkar. Parazitleri öldür, mikro canlılar çıkar. Gözle gözükmeyen mikroplar çıkar. Onun da daha altyapısına gidersen enerji çıkar. Enerjinin daha altyapısı esir çıkıyor. Esirin daha altyapısı maddeye hayat çıkıyor. Maddeye hayatın daha altyapısı da ahirettir. Yani şu, buz in aşağıya, su, buz mesela ahiret insanın ruhunun neresinde diye, buzun neresinde su varsa ahirette ruhun orasında. Bir daha. Buzu düşünün, buzu. Buzun neresinde su var? Sağında, solunda, altında, üstünde, her yerinde. Peki buz nedir? Suyun donmuş halidir. Ruh nedir? Ahiretin donmuş halidir. Ahiret donmuş, 18 bin alem donmuş, insanın ruhu olmuş. Bu ölünce açığa çıkıyor. Yani sen et canlıyken, hayvandayken kurtu çıkartamıyorsun. Kurtu çıkartamıyor. Kelebek nereden çıkıyor? Tırtıldan çıkıyor da. Tırtıl. Tırtıldan çıkıyor kelebek. Bak nasıl hakikat değiştiriyor. Aynen öyle. Mesela cennet cehennemi dün bahsettim ama madem sordum bir daha şey yapayım. Şimdi insan böyle durup dururken bir evham alır, bir sıkıntı alır, böyle dünya dar olur, yaşanmaz olur. Böyle acayip cehennem gibi olur kafası, gönlü. Bununla Allah şunu sana hissettiriyor Yüksel. Diyor ki, ey kulum, celal ülkesi olan cehennemin küçük bir 70 bin perdeden geçmiş halini sana hissettiriyorum ha. Sen bu kadar 70 bin perdeden geçmişe dayanamıyorsun, evham edip hatta yer yer intiharı düşünüyorsun da, cehennemden haber veriyor. Bazen de o kadar surur, neşe, sevinç oluyor ki böyle. Sanki bulutun arkasına geçeceksin. Durup dururken bir rahatlama oluyor. Bu da cemal tecellisi olan cennetin küçük pırıltısı. Yani 70 bin perdeden geçmiş, gölgenin gölgesinin gölgesi sana bunu hissettiriyor. Bununla da diyor ki, ey kulum, ha bu kadar bir lezzet ve keyiflen, İşte her türlü lezzet ve zevki düşünün. Cennetten 70 bin perdeden geçmiş hali bu. Dünyada bu kadar bunun peşine koşuyorsun ya, bunun 70 bin aslı seni bekliyor diyor. Cennet ve cehennem de bizde. Cennet de bizde, cehennem de bizde, çekirdeği var. Nasıl ki bir vicdan azabı bize cehennem olmuyor mu? Bazen yaptığımız hatalar bizi cehenneme dönüştürmüyor mu? Bazen yaptığımız güzellikler bizi cennete götürmüyor mu? Ne kadar vicdanla rahatlıyoruz. Yaptığımız hayır hasenat insanı
ne kadar ümitlendiriyor, ne kadar böyle insana güven veriyor, ümitsizlikten kurtarıyor. Geçmişteki olayları zorlayarak hatırlamaya çalışma, en son neyi hatırlıyorsan onu yap. En son orada kalmıştım. Abdestli misin? Öyle mi hatırlıyorsun? Tamam o. Hatta banyoya gidiyorlar. Diyor ki hoca diyor, acaba arkamı yıkadı mı diyor. Ya senin için havuz mu yapacağız? Zaten o kadar su döksen, kuru kalmasını istesen bile zaten mümkün değil. Demek ki Allah senin hatırladığın ölçü yapıyor. Namazda şaşırdın. Namazda şaşırdın. İsterseniz onu yapayım, onu çok soruluyor. Şimdi diyor ki, namazda durdum. Üçüncü rekat mı, dördüncü rekat mı? Bunun çok oluyor. Şimdi eğer üçüncü rekat hatırlıyorsanız, üç olarak kılın, seyif secdesi yapın. Eğer rekatı üç mü, dört mü, Allah dördü hatırlıyorum diyorsan, %50 dördü hatırlıyorsan, dört olarak kıl ama seyif secdesi yap. Seyif secdesini de göstereceğim. Ama desen ki, vallahi üç mü, dört mü hatırlamıyorum ya. Hangisi? İkisi eşitse en azını al. Üçü al, seyif secdesi de şöyle yapılıyor. Mesela ben ta yatta oturdum. Etteyyatı okuyorum, sağa selam veriyorum, tekrar secdeye gidiyorum, tekrar secdeye oturuyorum, yeniden oturmuş gibi kılıyorum. Seyir secdesi bu. Bir de yapıyorum. Üç mü dört mü diye şüphelendim. Dört mü üç mü diyelim ki hiçbirisini hatırlamıyorum. En azından üçü al, namazını normal kılar gibi kıl, etteyyatı oku, salı barik okuma. Etteyyatı okuduktan sonra sağa selam ver, sola verme. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu ekber, subhanallah. Üç defa Allahu ekber. Allahu ekber. Üç defa diyorsa sonra tekrar dönüyorsun. Tahiyyat, salih, barikten okuyorsun. Selam veriyorsun. Normal selam veriyorsun. Seyif secdesi bu. Şimdi üç mü dört mü olduğu zaman adam bilmediği için namazı komple bozuyor, yeniden kılıyor. Bu da yanlış işte. Cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Demek ki üç mü dört mü şüphelendiğimiz zaman hangisini hatırlıyorsak ona göre namaz kılacağız. Eğer ikisi eşit oluyorsa azını nazara alacağız. Bu kadar kolay. Mesela Hazreti İmam Ali radıyallahu anh gusül abdesti almış, çıkmış dışarıya, olmadı zannıyla bir daha almış. Bir daha dört defa kılınca Fatıma-tı Zehra kızı, hanımı, peygamberin kızı babasına şikayet ediyor, söylüyor. Baba diyor, Ali diyor dört defa gusül abdesti alıyor diyor. Giriyor çıkıyor, sonra onu çağırıyor, diyor ki ya Ali böyle mi? Evet ya Resulallah. Niye bir daha aldın diyor, belki olmamıştır. Sonra gene bir daha olmaz. Niye dörtte durdun diyor, devam etseydin ya sonsuza doğru diyor. Sonra şeyi söylüyor, insanın mesuliyeti kendi ihtiyar ve iktidarı iledir. Hatırlamıyorsanız mesuliyet yoktur. Yıkandın ama kuru bir yer varmış. Seni ilgilendirmiyor. Sen iktidarını kullandın, döktün suyu, yıkandın. Zaten mümkün değil bir yerin kuru kalması. Bitti. Ya mikroskopla bakacak halimiz yok ki. Bazıları da abdesti şöyle alıyor ha. Böyle pazarda, çarşılarda görüyorum. Şadıvanlarda adam böyle abdest alıyor. Sen de özeniyorsun belki de. Allah Allah ne abdest alıyor ya. Adamın takmasına bak. Hiç alakası yok. Takla atıyor da takma zannediyorsun. Aa, böyle dememiş ki dinimiz böyle ya. Gitti. Yoksa mikroskopla mı bakacaksın içine yani? Yok. Ondan sonra sanki arabanın 5 numara zımpara kağıdı gibi deriyi sürtüyor. Böyle dedi olmaz ki ya. Böyle yaptığın zaman. Yani eddini yusrun. La haricil fiddin. Dinde zorlamak yoktur. Kolaylık vardır. O da nedir o? İktidar, ihtiyarın kadar, salayet mesuliyetin kadar mesuliyet var. İnsan 18 bin alemin hulasası olduğundan insan bütün alemleri gösteriyor. 18 bin alem, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, Azrail hepsinin özelliği insanda toplam. Şeytan da var mı? Var tabii. Şeytan da var. Şeytan kendisini nasıl gösteriyor? Vesvesiyle. Melekler nasıl gösteriyor? İlhamen. İlhamen gösteriyor. Namazda vesvese daha çok geliyor.
namazda gelmesinin sebebi Allah şeytana namazı onaylattırmak içindir. Şu Allah namazda namazı onaylattırıyor. Şimdi mesela maç seyredin ve sesi gelmez. Gıybet edin ve sesi gelmez. Ama namaza durun. Peki bunlar ne diyor? Şeytan diyor ki tam bana göre adam, buna gelir mi ya? Ulan maç seyrediyorsun dese şeytan, şu anda kalp krizi geçirsen, vefat etsen, gol derken vefat etsen ne olacak peki? Der mi? Demez. Kendi istediği gibi o zaman karışmaz. Şeytan nereye karışıyor? Hoşlanmadığı yere karışıyor. En fazla namazda geldiğine göre şeytan en fazla ondan rahatsız oluyor. Allah da en çok ona sevap veriyor. Sana vesvese geldiği halde yapmanı 70 bin kat sevap veriyor, ecir veriyor. Hiç kale alma. Bana bak ne dedi biliyor musun? Namazda durdum. Üçüncü rekatta mı neydim? Dedi ki senin abdestin yoktu dedi. Şimdi beni şununla meşgul etmek istiyor. Herhalde yoktu galiba ya, nasıl? Bir daha arkada teravih cemaati kıldırıyorum. Şimdi sen koca Almanya'daki adama desen zaten oraya kadar gelmiş. Şimdi cemaat benim de abdestim yoktu desen seni camdan aşağı atar değil mi hoca? Sen ne yapıyorsun oraya kadar kıldık? Selat-ı Vitir'de yaptı bana bir de. En sonunda yaptı. Ve koca cemaate diyeceğim ki cemaat benim abdestim yoktu. Zaten adam zorla kıldı. Şimdi sen onun dalga mı geçiyorsun ya? Peki ben ne yaptım? Dedim ki ben zaten abdestsiz kılıyorum. Her zaman abdest olur mu? Dedi ki ulan benden daha serseri bu. Daha ilerisini ne diyecek ki bana? Ben ona bir daha söylüyorum. Ben ona dedim ki dur. Ben abdestsiz namaz kılıyorum. Her zaman abdest olur mu? Namazı kıldıktan sonra kazasını da alırım. Abdestin kazasını. Abdestin kazası olur mu? Teravihin en dibinde vesvese olur mu? Bey şeytan, benim abdestsiz kılmamı istemiyordun da niye teravihin ta başında demedin de dibinde söylüyorsun? Eğer benim namazımı olmasını istiyorsan, kaliteli olmasını istiyorsan, abdestsiz kılmamı istemiyorsan yatsı namazını sünnetinde söyleseydin. Ben de gidip alsaydım. Sünneti kıldım. Farzı kıldım. Koca 20 rekat teravih, son sünnet Selat-ı Vitir'de geliyor. Ben de yedim yani. Ben dedim ben de abdestsiz kılıyorum. Dedi ki benden daha serseri. Abdestsiz kılıyorum dedikten sonra adam bana ne diyecek? Dedi bitti. Peki bunu yapamıyor şimdi bize. Ne yapıyor? Ya be şu işi de yap diyor. Namazın kalitesini düşürmek için namazı ertelettiriyor. Büyük bir zatlardan bir tanesi, Osmanlı alimlerinden bir tanesi ama demirci ustasıymış. Ezan okununca Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince çekici böyle mi? Demir ustası. Aynı böyle duruyormuş. Kesinlikle Allahu Ekber deyince adam orsi yani çekici neredeyse orada duruyormuş. Kesinlikle oynatmıyormuş. Ezan bitene kadar bu insanın cenazesini götürürken öyle yıkılmışlar. Alim ikindi ezanı okunuyor. Aynen olmuş. Bu menkibe değil. Ezan minarelerden Allahu Ekber, Allahu Ekber okununca o tabutu taşıyanlar bile zorlatsa bile tabut gitmemiş. Bulunduğu yerde durmuş. Çünkü öyle yaşamış. Ezan okunduğu zaman her şeyi durdurmuş. O Allah da ezanına gösterdiği hürmetten dolayı tabutunu da durduruyor. Nasıl yaşarsanız. Evet. Şimdi nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor. Şimdi ben vesvese niye geldi diye 5 tane özelliği var gelmesinin sebebi. Belki zamanım yetmez diye hemen bunu okuyayım. 5 tane sebebi var. 1. İfrata varmamak, galebe çalmamak şartıyla, yani aşırı gitmemek, seni ezmemek şartıyla aslı vesvesenin sebebi uyanıklıktır. Dur bakalım ben namaza duracağım. Öyle langur lungur durmayın. Birazdan ben namaza girince mutlaka bu melun gelecek. Bu şeytan bana musallat olacak. Veya guslu giderken ne iş yapıyorsanız size vesvese geliyorsa hele hele bu hastanelerde, cenazelerde ölüm şeyi başlıyor. Yani aslında vesvese aynı zamanda ikazdır. Mesela ölüm korkusu var. Bazı büyük zatlar da niye sıram gelmedi diye böyle üzülüyormuş yani.
Biz demek ki ölüm korkusu değil bizimkisi. Ölüm korkusu değil. Günahımızdan korkuyoruz. Allah'ın huzuruna ne diyeceğiz? Ha? Allah'a ne diyeceğiz? Ölüm. Çünkü ölüm teris olduğuna iman ediyoruz. Ölüm kötü olsaydı, ahiret kötü olsaydı iman eder miydik? Kötü yere iman edilir mi? Amentü billahi ve melaiketi. Allah'a iman ediyoruz. Allah kıymetli de onun için ediliyor. Ahirete iman ediyoruz. Kıymetli bir yerde onun için iman ediyoruz. İnandığın bir şeye gitmekten niye korkuyorsun? İnandığın bir şeyden korkma ya. Korkuyorsak gitmekten değil, günahımızdan korkuyoruz. Demek ki vesvese gelmesinin birinci sebebi uyanıklığa sebeptir. Bak hayatından daha değerli hayatında bir şey yok. O zaman hayatının bu kadar değerli bir şeyse bu hayatın da basit şeyleri peşinde koşma. Hayatından daha değerli hayatına gaye gösterme. Tamam? Eğer biz televizyonlarla, şunlarla, bunlarla muhatap olursak ki kötü arkadaşlar bunların temelidir. O zaman bu verilen hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. İçimizde sıkıntı basar. Sıkıntı onun alametidir. Uyanık ol diyor. Birincisi bu. Yani ölmeden önce Allah bu vesvese korkuyu veriyor ki tedbir al diye, tedbir. Nasıl ki ilk önce diş ağrıyor. Ha çürümeye başladı. Düşünün ki diş ağrısı olmasa ne olacaktı? Çürüyecekti, dökülecekti. Ondan sonra haberin olacaktı. Demek ki ağrı vermesiyle git tedbirini al. Vesvese de bize musallat olmasıyla bak ölüm korkusu var vesaire var. Bak git tedbirini al. O ölümün çaresi, ölüm korkunun çaresi imanını artıracaksın. İmanı dersleri dinleyeceksin, okuyacaksın. Nereden? Nereden işini geliyorsa. Nereden imanını takviye ediyorsan, nereden sen kendi memnun oluyorsan oraya git. Şurası burası değil. Sen kendin merkeze koy, ben bununla memnun oluyorum de, onun peşine düş. İki, birincisi neydi? Uyanıklığa, teyakkuza sebeptir. Üç, tahariye dairdir. Yani araştır. Bir bak bakalım, nereden sana vesvese geliyor? O konunun cahilisin demektir. Mesela bir misal söyleyeyim şimdi. Namazın üçüncü rekat mı, dördüncü rekat mı? Niye vesvese ediyorduk? Bilmiyorduk. Ama bunu duyanlar daha vesvese etmez. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sorun yok. Üç mü, dört mü? Tamam, çözdük. Demek ki vesvese gelmesinin sebebi git onu araştır. Git onu öğren. Vesvese ettiğimiz şeyi bilmiyoruz, tanımıyoruz. Bizi çökertmesinin sebebi biz öz değerimizi bilmiyoruz. İnsan çok değerlidir, çok kıymetlidir. Cebrail bile vahiy vasıtasıyla insana hizmet ediyor. Azrail aleyhisselam da cehennem zebanisi değil. İnsanın en kıymetli, değerli olan ruhunu topraktan kurtarıp aşağılığa çıkarıyor. Şuraya bak. O kadar şefkatli. Hemen onun şefkatini söyleyeyim size. Azrail aleyhisselam demiş ki Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi ben diyor senin kullarının ruhlarını alacağım, canlarını alacağım ama senin kulların bana küsecekler. Ya Rabbi beni bu işe niye şey yaptın diye böyle hikmet lisanıyla sormuş. Bak Azrail aleyhisselam hemen demiyor ki oh ben şu adamın canını alayım da şimdi keyif çatayım demiyor. Bak üzülüyor bizden dolayı. Ya Rabbi beni bu işe vazifelendirdin ama bunun canını alırken bana düşman olacak. Cebrail aleyhisselam ise cehennem ayetlerini getirirken ya Rabbi ben bunları getiriyorum ama kullarım bana düşman olacak demedi biliyor musunuz? O kadar şefkatli Azrail aleyhisselam. O zaman Azrail aleyhisselam Allah dedi ki ey Azrail sen alacaksın ama benim kullarım seni hatırlamayacak. Benim kullarım kanserden öldü, kalp krizi geçirdi, tansiyondu, işte şekerdi, trafik kazası diyecekler diyor. Seni kimse pek hatırlamayacak. Seni eğer bunları Allah koymasaydı vesile ve vasıta şeyi trafik kazasını, kanseri direkt diyecekti ki ey Azrail aleyhisselam beni mi buldun? Tamam? Hiç kimse hatırlamıyor. İşte Azrail aleyhisselamla bizim aramızda Allah hastalıkları koymuş, trafik kazaları koymuş ki onu hatırlamasınlar diye
Azrail aleyhisselam da Allah'la bizim aramızda perde olmuş. İtirazlar Allah olmasın diye. Aslında canı Allah'ın hep Allah'tır. Ama şunu anlatmak istiyordum. Azrail aleyhisselam canı alırken öyle zibani gibi değil. Ne yapıyor? Şefkat ediyor ki ya Rabbi kızacaklar veya küsecekler diye. Demek ki şu ezan bitene kadar vesvesenin birinci sebebi uyanık olun. İki, onu araştırın. Üç, ciddi olun. Abdest alırken de ciddi, namazda da ciddi. Oyun oynama diyor. Çünkü eğer ciddi olmasan vesvese tepene musallat olacak. Birinci neydi? Birincisi uyanık ol. İkincisi araştır. Üçüncüsü ciddi ol. Dördüncüsü lakaytlığı atar. Beşincisi de korkmayı ortadan kaldırır. Şöyle der. Ben namaz kılıyorsam, eğer namaza bu da geliyorsa demek Allah düşmanı, Allah'ın hoşlandığı bir işi yapıyorum ki bana musallat olmuş. Yani korkmana değil, tam tersine eğer bir namaz kılıyorsun ki düşün ki şeytan hiç musallat olmamış. Hiç gelmemiş. Yani biraz düşünmek lazım o zaman. Yani hiç vesvese hiçbir şey gelmiyor. Ulan ne biçim namazdır Hazreti Aliye'ye? Acaba bu kaza mı verecek, bu kaza mı verecek gelmiş de. Şimdi ben Hasan olarak namazda bana hiç gelmeyecek. O zaman bende şeytan mı yok? Şeytan varsa mutlaka musallat olur. E buraya pislik koy. E sinek gelmesin diyorsun. Böyle bir şey olur mu? Buraya çiçek koy dışarıya. Yazda arı konar. Arı oraya geliyor. Arı çiçeğe geliyor. Pisliğe konmuyor. E şeytanın vazifesi ne? Pislik gördüğü zaman konacak oraya. E nefsin özelliği pis. İşte vesvesenin sebebi beş tanedir. Birincisi uyanık ol. İkincisi araştır. Üçüncüsü ciddi ol. Dört, lakayt olma. Beş, bu şeyi kendini tanıyarak korkmanı ortadan kaldır. Kendini tanımıyorsun. Bu eğer kendini tanısan içimden bunlar neye geçiyor demezsin. Niye? Bakın etin içinde kurt var. Kurtun içinde bakteriler var. Bak ne kadar kar kutlanıyor ya. Peki hani ölen çürümüştü? Ölen çürüdü yok oldu. Et de çürüdü yok oldu ama kurt çıkıyor. Sen ölümün bir kardeşi olan uykuya giriyorsun. Rüya ile öteki tarafa geçiyorsun. Toprağın altına çekirdeği koyuyorsun. Kocaman çınar ağacı çıkıyor. Gübreyi dirilten Allah seni diriltmeyecek mi? Dar, karanlık bir alem olan anne kanında bir damla sudan seni yaratmıyor mu? Ölü maddeleri yiyip diri diri dolaşmıyor muyuz? Kör maddelerden annenin kanında göz yapılmıyor mu? Sağır maddelerden annenin kanında kulak yapılmıyor mu? Senin bütün hizmetine, bütün kainatı vermiyor mu? Mutlu ve huzurlu olasın diye peygamberi sana gönderen zat seni ihmal eder mi? İnsana o kadar değer veriyor ki her şey, dört melaike dahi, cennet cehennem dahi insana hizmet ediyor. Bütün nimetlere bakın, insana hizmet etmek için. Saymaya kalksanız diyor, nimet Allah'a lat-u su'a. Saymaya kalksanız diyor, bitmez diyor. E bu kadar nimetleri sana ihsan eden zat seni bilmesin, tanımasın, seni başıboş bıraksın, kabre girip kalkmamak üzere bıraksın. Mümkün müdür? Anne yatırıyor çocuğunu sabahleyin kaldırıyor. Demek ki sana emniyet verdiğinin sebebi bütün kainat sana hizmet etmesiyle gösteriyor. O da Allah biliyor seni, bildiğini nimetleriyle gösteriyor. Sen de ben de bu nimetlere karşı şükür olarak ona iman ve ibadet etme ile göstermemiz gerekiyor. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Ya rabbel alemin, okunan Yasin-i Şerif'ten ve okunan derslerden hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat fahri kainat sebebi mevcudat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin ruhu alilerini beyledik vasileyle ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamla Adem aleyhisselam arasında ne kadar enbiya ve mütbeyinler, ihtiba edenler, ümmeti olanların ruhlarına da hibe eyledik vasileyle ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ezvacı, evladı, eshabı ve etba
cümle ruhlarına beyledik vasileyle ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan bu yana İslamiyet'i elden ele, dilden dile bize kadar gelmesine vesile ve sebep olanların, imanımıza, İslamiyet'imize sebep olanların, hissesi olanların da ruhlarına beyledik vasileyle ya Rabbi. Allah'ım bu köyde yatanların, bütün geçmişlerimizin ruhuna da beyledik vasileyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alem bu köyün ölüsünün dirisinin de ruhlarını da ebeledik vasileyle ya Rabbi. Hasreten toplamamıza vesile olan evladımızın da ruhuna gönderiyoruz, ulaştır ya Rabbel Alemin. Kabrine Yasin'i ve bu dersi enis ve yoldaş eyle ya Rabbel Alemin. Arkamızdan da böyle bize okunması ile duaları ile bize ne sevap gönderecek evlad diğerleri nasip eyle ya Rabbel Alemin. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلوات